Hayat bir serüven, eğlenceli bir oyun ve açılır perde, başlar sahne. Pınar Doğan'la sahne başlıyor. Pınar Doğan'la sahne başlıyor. O sabah değil miydi 8'i biraz geçe diyenler? Evet, sabah 8'i biraz geçeydi ama böyle çok önemli konuklar olunca ve çok da vakitleri olmayınca başkaca, sabah sabah başka işleri de olunca ben öğleden sonra gelirim diyorum. Öğleden sonra yapıyoruz böyle zaman zaman bu tür programlarda olabiliyor biliyorsunuz ki. Eylem Tunca Elli bizimle beraber efendim. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcülerinden. Evet. Eş sözcülük sizde de var o zaman. Evet. Peki Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Öncelikle bugün bir basın açıklamanız oldu. Bu basın açıklamasından bahsedeceğiz ama daha öncesinde önce kısaca Eylem Tunca Elli'den. Ama daha da geniş bir şekilde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Eylem Tunca Elli. Hakkımda söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Mühendisim, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nde örgütlüyüm. Bu dönem için eş sözcülük görevini üstlenmiş durumdayım. Az önce sabah saatlerinde programa başladığınızı söylemiştiniz. Bizim yüzümüzden buraya gelmek saat zorunda kaldık. Ama bizim sayemizde sabah da uyanmamış olabilirsiniz. Biraz yok, daha ben hafta sonları çalışmıyorum zaten. Sizin için özel olarak geldim buraya. Fazla mesai. Rahat olun. Rahat. Çok teşekkür ederiz. Rahat olun, keyifle de geldim. Şimdi çevre mühendisi misiniz? Çevre mühendisiyim. Çok da çevre mühendisi çok önemli bir bölüm bir kere. Benim eski eşim de çevre mühendisi. Fakat bu arada Türkiye'de hiç de önemsenmeyen bir mühendislik dalı. Hani bir inşaat mühendisliği kadar popüler değil mesela. Bu aslında bir çelişki. Evet, aslında şöyle bir durum var çevre mühendisliği konusunda. Hep geleceğin en iyi mesleği olduğu söylenir ama o gelecek hiç gelmemiştir. Hani tünelin ucundaki beyaz ışık gibi. Önemli meslek alanlarından birisi. Çünkü kendi disiplini üzerinde doğayı, yani özü itibariyle politik olan bir meslek dalı. Belki de bu yüzden hani hak ettiği yeri alamıyor bu ülkede. Ama koruma politikalarını oluşturan, kirliliği gideren, önleyen yöntemleri belirleyen bir meslekte. Geri dönüşüm anlamında. Geri dönüşüm anlamında da ama bu denli doğaya rant ve kaynak deposu olarak bakılan bir ülkede haliyle önemsenmemesinin, geri planda tutulmasının farklı farklı nedenleri de var. Sisteme ters bir kere. Yani. Özü itibariyle ters, evet. Evet. Ben de felsefeciyim. Bizimki de ters, sizinki de ters. Böyle ters ters bakalım ne olacak. Tersler düzeltecek o sistemi. Düzeltecekler. Umuyorum ki o gücü, enerjiyi kendimize sürekli olarak şarj ederek bulabiliriz. Motivasyonumuzu yükselterek. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Bir kere şöyle bir algılama durumu var. ÖDP'nin devamı mı gibi? Var mı böyle bir şey? ÖDP'nin devamı değil. ÖDP hali hazırda var olan bir parti. Ama tabii ki bu ülkede hani belirli geleneklerden beslenen insanların olduğu bir yapı. 2012'de kuruldu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. ÖDP ve Yeşiller Partisi bir araya gelmeye karar verdiler. Ve birliktelikte de topluma bir çağrı yaptılar. Biz bundan sonra yeşil ve sol politikalarla yeni bir hayat kurgusu üzerinden yürüyeceğiz. Ve bu anlamda da iki parti birleşip yeni bir parti oluşturacağız. Ama gelin bu işi birlikte yapalım. Programatik metninden tüzüğüne bu işi yapmak isteyenlerle buluşalım ve yeni bir parti kuralım çağrısıyla oluştu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Aslında aktivistleri de bir araya toplayan bir parti. Aktivistler de var. Sol gelenekten gelen arkadaşlar da var. Yeşiller kökenli olan arkadaşlar da var. Tamamen perspektifine yeşil sol olarak, yani solun bugüne kadar kim bütün mirasını üstlenen ama doğanın katledilmesinden, yaşam alanlarının tüketilmesinden, sadece cinsiyet ayrımı üzerinden değil, aynı zamanda tür ayrımcılığı üzerinden politikalar üretip sanki insan her şeyin efendisiymiş ve her şey insana göre kurgulanması gerekirmiş politikalarına cepheden politikalar oluşturan bir yapı. Bu amaçla bir araya geldi. Dördüncü yaşımızı kutladık geçtiğimiz Kasım ayında. Kuruluş yıldönümümüzde kadına şiddetle mücadele gününe
eştir. Hani bu da bizim için önemli. Özellikle bu ayrımcılıkların tamamına karşı çıkarken 4 yıldır faaliyetteyiz. Ama dediğiniz gibi yani 2012 kuruluşu olabilir partinin, ama hem Yeşil Hareket'ten beslenir hem ülkedeki, dünyadaki sol geleneklerden beslenir. Evet. Şimdi yeşil deyince, yeşil sermaye ile beraber aslında yeşil niye oraya atfedildiyse hep böyle dini sermaye ya da din kavramı, dini gruplar akla geliyor. Bu tür bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Ya yeşillerin böyle dinle falan alakası var mı gibi bir şeylerle karşılaştınız mı? Parti olarak karşılaşmadık. Çünkü hani net ve tanınmış Yeşil Hareket de bizden öncesinde, Yeşiller Partisi Türkiye'de, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi kurulmadan önce de vardı. Yeşil Hareket de dünyada yani 70'lerle beraber var olan, işte Avrupa'da Alman Yeşilleri, Avrupa Yeşilleri olarak da tanınırlığı olan bilen biliyor yapılar. Aslında, bilen diyorsun. Biliyor. Yani şimdiye kadar hiç fundamentalist yapılarla karıştırılmadık. Karıştırılmayız da. Yani programatik metnimize, tüzüğümüze, ne söylediğimize bakan insanlar öyle benzetmeler yapamayacaklardır. Evet, referandum öncesindeyiz. Basın açıklamanızda zaten aslında referanduma ilişkin bol hayırlı bir basın açıklaması var önümde şu anda. Bu açıklamayı bugün paylaştınız. Evet. Birazcık size hani basın açıklamasını dinleyemeyenler için diyelim. Özünde ne var bu basın açıklamasının? Hayır diyorsunuz da neden hayır diyorsunuz? Neden hayır diyoruz? Öncelikli olarak Yeşil Sol Parti şunu koyuyor önüne. Mevcut anayasa tümünden değiştirilmelidir. Toplumun tüm kesimlerinin mutabakatıyla yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Ve bu anayasanın olmazsa olmazları çoğulcu olmalı, şeffaf olmalı, katılıma açık olmalı, demokrasi yöntemlerini geliştirmeli, mutlak surette yerele dayanmalı, ekolojik olmalı ve layık olmalı. Gelen pakete baktığımızda bu bir değişiklik değil. Bu çok çektiğimiz, işte bizim çocukluğumuzun üzerinden tanklar geçirmiştir. Bizden daha büyük arkadaşlarımızın hayatlarını daha fazla etkilemiştir. O 12 Eylül 1980 darbe anayasasını daha otoriter, daha baskıcı, daha merkezci ve kalıcı hale getiren bir değişiklikle karşı karşıyayız. İlk olarak bu nedenle hayır diyoruz. Ve darbeye hayır derken bunun olması çok enteresan. Ya zaten artık öyle bir hal aldı ki yani kavramlar karıştı. İşte demokrasi, ileri demokrasi diyerek gelen bir yapı, hani bir tren vardı, o bizi ileri demokrasiye götürecekti. Çok karanlık dehlizlere götürdü. Demokrasiden çok çok uzaklaştık. Hele ki şu son süreçlerde 15 Temmuz sürecinden sonra olanlar ülkenin tarihinde bu yoğunlukta görülmemiş şeyler. İstanbul'da kampanyamızı başlattığımızı duyurduğumuz basın toplantısında Oya Baydar şu cümleyi etti. 3 darbe gördüm. Hadi 15 Temmuz'da deyin 3,5 olsun. Ama böylesini görmedim. Yani şu 15 Temmuz'dan sonra yaşanan, olan bitenler daha önceki süreçlerde görülmedi. Oya Baydar'ın bağlantısı var mı bu arada? Oya Baydar basın açıklamamıza destek ve konuşmacı olarak gelmişti. Şu örneği de verdi. Yani kapitalizm biliyorsunuz mülkiyet üzerinden kuruludur. Ve tüm darbelerinde bir şekilde sermaye ile ilişkisi vardır. Hiçbir darbe sonrasında özel mülkiyete dokunulmamıştır. Ama şu OHAL kapsamında kanunsuz ne yapılmışsa mallarına el konmaya kadar varmıştır. Yani kapitalizme bile ters düşecek şeyler yapılmıştır. Gerçekten ülke bu yoğunlukta bu kadar hukuksuzluğu yaşamadı. Bu mallarına el konanlar da sizin düşüncenizde de olan kişiler değil aslında, ama siz onlarla karşı gazeteciler de. Gazeteciler de var ama bazıları da. Hani şöyle bir durum da var. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan ya da ayağına basılan sadece biz olduğumuzu ayağa kalkmadık biz ülke tarihi boyunca. Kimin ayağına basılmışsa ya da işkence bize yapılmasın diye sokaklara dökülmedik. Yani hiç kimseye yapılmasın diye. O haksızlık, hukuksuzlukta tarafın kim olduğuna bakmıyoruz. Kaldı ki bir önceki referandumda yetmez ama evetçiler vardı. Hani bu çok büyük, soldan çok ciddi bir destek aldı hükümet o dönemde. Evet, yani mevcut yasanın anayasa maddelerinin, işte 12 Eylül darbecilerinin yargılanması, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmaların önüne geçilmesi, işte hakimler, savcılar yüksek kurulunun kendi yöneticilerini seçmesi ve benzeri nedenlerle soldan da destek almıştı.
ama ne yaptıklarını şaşırdıkları bir dönemmiş gerçekten. Mesela HSK'nın seçimlerini sonrasında iptal ettiler. Mesela o maddeleri uygulamadılar. Yani değişime ya da kimin ne yaptığına bakmıyoruz. Hı-hı. Ne yapıldığına bakıyoruz biz. Hı-hı. Yeşil Sol Gelecek Parti olarak yapılan iyi bir şeyse bunun arkasında mevcut sistem içerisinde evet desteğimizi vereceğiz. Ama yapılan kötü, bunu kim yaparsa yapsın, sol yaparsa yani da. Yani şu algıyı bir kere oturtmak gerekiyor. Yani bunu AKP yapıyor diye reddedilen bir şey yok. Referandum hayır derken siz karşıt parti olduğu için reddetmiyorsunuz. Elbette ki hayır. Gerekçeleriyle bu yüzden açıklama yapıyorsunuz. Şu önümüze gelen anayasa değişikliğini her kim getirseydi önümüze biz buna red verecektik. Yani getiren hani solun önemli isimlerinden, tarihsel isimlerinden de olsaydı buna red verecektik. Çünkü yapılan şey ülkeyi ileriye götürecek bir şey değil. Tüm yetkileri bir adama, şu an adam üzerinden konuşuluyor, teslim ediyorsunuz. Bütün geleceği, sadece benim ömrümün kalan kısmını değil. Adamın da adı önemli değil aslında. Hiç önemli değil. Hı-hı. Yani bunu tek bir kadına vermeyi isteselerdi, hayır. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Yani bir kişi üzerinden bu yetkilerin konumlandırılmasına hayır diyoruz. Bunu da kimin getirdiğinin hiç önemi yok. Yani. Eylem Hanım, vallahi o kadar yetki size de verilse böyle çok şey olmazdınız yani, o ego ister istemez böyle farklı davranabilir yani. Yani o gücü elinde olunca. Şöyle bir algı da yaratılıyor aslında. Evet, güç özellikle bu topraklarda ne yazık ki sevilen bir şeydir. Bu önümüzdeki Nisan ayında yapılacak referandumda biz başkan seçmeyeceğiz. Biz tek adamı oylamıyoruz aslında. O 2019'da. Hı hı. Yani şöyle de olabilir elbette ki. Nasıl ki ülke barajı, seçim barajı %10'un altına inmedi ve birilerinin ayağına dolandı bazı yerlerde bu. Hı hı. 2010 eğer evet çıkarsa illa o tek adam seçilecek diye bir kaide yok. Bunun garantisi yok. Onu 2019'da bakacağız. Hı. Yani aslında hani evet oyu kullanacak insanlarımıza da, yani eğer bu nedenle evet diyorsanız, onun garantisi yok arkadaşlar. O 2019'da. Doğru. Yani herkes olabilir. Ben de seçilebilirim. Ben seçilirsem üzülmem sizin söylediğiniz gibi. Çünkü o kadar yetkiyi gerçekten herkes ister. Bir örnek vardı sosyal medyada. Apartmanınızın yöneticisi sizden tapuları istese verir misiniz? Yani aslında bununla eş bir durum. Ve hep şu söyleniyor. Amerika'da var. Amerika'da evet var, ama bizdeki öngörülen Amerika'daki gibi bir sistem de değil. Çok güzel örnekleri de var. Adam bakanını seçemedi. Bakanını seçemedi. Bir de bütçe sınırlaması var. Yani eğer başkanı durdurmak istiyorsanız bütçeyi onaylamıyor senatör ve başkanın eli ayağı bağlanıyor. Bizde gelen değişiklikte o madde şöyle. Eğer meclis bütçeyi onaylamazsa bir önceki bütçe belirli bir oranda artışla kabul edilmiş sayılıyor. Yani herhangi bir sınırı yok ekonomik anlamda. Hele ki ama son, zaten meclis kimin seçtiği meclis? O oraya var. Diyelim ki oldu da hani 1 milyonda bir ihtimaldir. O, evet bu söyledim. Diyelim ki onu bile önüne alan bir sistem oturtulmaya özellikle çalışıyor. Özellikle düşünülmüş ama kafa yorulmuş belli. Tabii. Ya şey de ilginç. Mesela varlık fonu, kamu varlıklarının tam bu süreçte birdenbire varlık fonu da birdenbire geldi önümüze. Yani işte sermaye yaratılmaya çalışılıyor falan, bir sürü açıklamalar yapıldı. Birdenbire de bizim olanlar varlık fonuna devredildi. Yani bir de bununla beraber düşündüğünüzde ekonomik anlamda da bütün yetkileri tek adam istiyor. Yani sadece siyasal irade olarak değil. Yani siz her şeyi tek adam, bana ait olanı oraya devrediyorum. Denetlenemez. Özel denetim denilen şeyler konulmuş. Özel denetimden kasıt ne? Bilinemez. Kamunun denetiminden uzaklaştırılmış durumda. Yani aslında o padişahlık dönemine gerçekten hani saray, sultan falan diye böyle bazen tilye alınıyor belki ama tam anlamıyla padişahlık dönemine dönüş bu. Hani oraya doğru bir evrilme. Yani padişahlık terimi bu ülkede birilerinin hoşuna gidiyor ama yine bir parti toplantısında kullanmıştı üyelerimizden birisi firavunluk dönemi. Yani hani padişah deyince birilerinin hoşuna gidiyor ülkede ama bu yani tam böyle bir firavun yasası gibi her şeyi elinin daha altında. Daha tanrısal yani. Yani daha tanrının gölgesi yani direk olarak. O yani bu kadar antidemokratik, bu kadar şeffaflığa uzak her şeyden önce. Yani denetim, yargılanma, yani siz vekilleri hapislere doldurdunuz ama bir adamın yargılanmasını önüne geçiyorsunuz yasayla. Ne zaman yapıyorsunuz bunu? Vekilleri salıp yakalama kararı çıkarıp cezaevlerine soktuğunuz anda yapıyorsunuz. Halkın
bu tezatta görmesi lazım. Yargılanamıyorsa vekilin de yargılanamıyor olması lazım. Şimdi o vekillerin mecliste bu işleri konuşuyor olması lazım. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Çok da fazla zamanımız kalmadı. Sahaya iniyorsunuz. Sahadasınız ki zaten partilerin sahada olması gerektiğini de düşünüyorum. Örgütlenme çok önemli. Ne tarafta olursa olsun. Sahaya indiğiniz zaman durumu nasıl gözlemliyorsunuz? Bir kere hayır demek bugün cesaret işi. İnsanların nabzını ölçtüğünüz zaman böyle evet demeyecek ama hayır da diyemeyenler var mı? Korku ne durumda? Nasıl görüyorsunuz sahadaki durumu? Önce kadınlar açısından yanıt vereceğim. Son iki kadın eylemi beni çok umutlandırdı. Hangi o kadar birisi 25 Kasım şiddet karşı yürüyüştü. Bir de geçenlerde Beşiktaş'ta yapılan eylemde o kadar genç kadının özellikle geleceğini ben beklemiyordum. Ve bu kadar da korku rejimi varken insanların sokağa çıkmaktan komşusunu hatta ihraç edilen komşunuzu ziyarete gitmeye korktuğunuz bir iklim yarattı iktidar. Bu dönemde sokakta o kadar insan beklemiyordum. Bu benim için umuttu. En yanlış algı şu nasıl olsa evet kazanacak algısı. Ha. Sokaklar öyle söylemiyor. Sokaklardaki çalışmalar öyle göstermiyor. Vallahi anketler de öyle söylemiyor. Ciddi bir kararsız evet. kitle var. Ama bu kararsız kitle de hayır diyen cepheye yakın değil. Yani evet demeye yakın ama ülkede olan biteni de gören insanlar kararsızlar. Biz sokakta daha çok bu kararsız seçmen ve evet diyecek seçmen üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Ve vicdan sahibi hiç kimsenin düşünmeden bu yetkileri devredeceğini de zannetmiyoruz. Umudumuz var. Çünkü bir şey anlatmak zorunda değilim size mahalleye geldiğinde görüyorsunuz. Yani komşunuz işsiz, dolar almış başına gitmiş. İşte biz gelirsek evet çıkmazsa iç savaş çıkar. Bunu bir Kasım'da da kullandı aynı söylem. Bombalar yani, patlar. Evet yani bunlar hep kullanıldı. Halk artık bunları biliyor. Bu söylemleri biliyor. Hani, hani tamam bir kere oldu diyelim ki ama artık ikincisinde olmayacak. 14 yıldır iktidardasın. Kimi suçluyorsun bombaların patlamasıyla, doların yükselmesiyle kimi suçluyorsun ve madem düşebiliyor evet çıktığında şimdi niye düşürmüyorsun? Zaten tüm yetkiler senin elinde. Kanun seçimden sonra da bomba patladığı için zaten. Kanun hükmünde kararnamelerle zaten şu an bu sistemi uyguluyor bu hükümet. Yani şu an yapmak istediği tek şey var olan yürüttüğü şeyi ehliyetini almak. Yani arabayı ehliyetsiz kullanıyor. Yani düşünün hiçbir hukuk kararı yok. Mahkeme kararı yok hakkınızda. İhraç ediliyorsunuz. Bir gece çıkan bir kararname ile 4000 insan işsiz kalabiliyor. Yani toplumun buna duyarsız kalma şansının olmadığını düşünüyorum. Taraf olarak da bakmıyorum. Vicdanlı insanlar olarak bakıyorum. Yani bu sefer söz yetki karar halkın olacak. Biz kazanacağız. İnanıyorum. Bunun için de çalışmalarınız devam ediyor. Bu basın açıklaması bunlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki zamanlarda planladığınız başkaca şeyler var mı? Neler yapacaksınız? Şöyle ki illerde bir basın açıklamasıyla kampanyayı başlatıyoruz. Ve her yerel kendi programına hazırlıyor ve uyguluyor. İstanbul örneğin bugün İstanbul daha önce başlamıştı kampanyasına. Ekoloji hareketleriyle hayırı konuşuyor. Oradan örgütlüyor. Ekoloji hareketleri neden hayır diyor konuşuyor. Her yerel kendi programını çıkaracak. Şimdi Mersin ki en fazla çevre sorunu yaşayan illerimizden birisi. Yani daha yeni yanında denizin olduğu bir yerde sel baskınından insanlar öldü. Ha, selden baskın. Yani evet çarpık kentleşmeyi yaşıyor Mersin. Akkuyu ayrı dertlerden birisi. Yani, mümkün olan en geniş kesimi bir araya getiren çalışmalar hedefimiz. Yerelin kendi yapısına, kendi sorunlarına has ve elbette ki yerelin hazırlayacağı programlarla. Ağırlıklı bir taraf sosyal medya üzerinden akacak. Ama bir taraf sizin söylediğiniz gibi birebir insan ilişkileri üzerinden akacak. Elbette ki bulunduğumuz her yerde işte demokrasi için birlik hareketi, emek ve demokrasi için güç birliği, HDP, HDK o platformlardaki hayır kampanyalarına destek vereceğiz gücümüzün yettiği oranda. Ama burada önemli olan herkesin, sizin, benim, Yeşil Sol Parti'nin ya da hayır diyen diğer kesimlerin kendi hayırlarını kendi dillerince aktarabilmesi sokağa. Şunu yapmayacağız. Mevcut iktidarın kullandığı o kutuplaştıran, o sert, eril dili asla kullanmayacağız. Ve bu
O sizinle benim aramda bir seçim değil. Bu ülkenin nereye gideceğiyle ilgili bir seçim. Kişisel algıma. Ya bu kara, evet, evet. Ya daha bir kara. Geceyi çok koyu geceleri seviyorsanız ya oraya götüreceksiniz. Mavi günleri seviyorsanız buraya götüreceksiniz. Ve bir hayır yetecek. Yani sizin sandığa gidip bir hayır vermeniz bu karanlıkları dağıtmak için çok önemli bir adım. Hayırların bu şekliyle çoğalması, birleşmesi de umudu şöyle arttırıyor. Birlikte hayır diyebilmek özellikle platformlar içerisinde geleceğe dair diğer işleri, işte bu ülkenin demokrasi üzerine atılacak adımlar, birlikte yapılabilecek çalışmalara dair de bir umut olacak. O yüzden önce umudu yeşerttik, umutluyuz. Nisan'da biz kazanacağız. Ama insanlarımıza da kazanalım ama çok daha güçlü kazanalım. Şimdi de bunu kazanmakla her şey zaten bitmiyor. Hani devam, mücadele, evet. Ve bu ülke için yapılacaklar, dünya için aslında yapılacaklar her an devam ediyor. Bu sadece bir şeyin daha kötüye gitmesini, sizin de dediğiniz gibi engelleyen, evet, bir şey. Evet, bu durdurmak aslında. Evet. Dur diyeceğiz yani. Hayır, daha kötüye götüremeyeceksin. Dur, ama bundan sonra attığımız her adımda biz daha iyiye, daha güzele gideceğiz. Daha demokratik, daha şeffaf, daha yerel. Yani merkezden değil, yerelden halkın gerçekten, ben her kendi sokağımda söz sahibi olduğumu, karar sahibi olduğumu bildiğim takdirde, bunu yapabildiğim takdirde daha güzel yarınları örgütlerim. Siz de öyle. Yani bunu artık biz bu hakkımızı kullanacağız. Sokakta bizim, mahallede bizim, ülkede bizim ve tek adamın ya da tek kişinin olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Evet. Son olarak 3-4 dakikamız var. Eş sözcüleri ifadesini kullanıyorsunuz. Onu niye kullanıyorsunuz? Yani biz işte tek adam karşıyız yani. Sadece geçici bir sözcüyüm diyorsun hani. Evet, ben sadece partide ve örgütlü insanların ortak kararlarını dile getiren biriyim. Parti kararı, yani partideki örgütlü insanlar meclisler kararları alır. Ben bunu dillendiren olabilirim. Yani vekil, avukat gibi düşünün. Kendi söylemlerim değil. Bizde lidersizlik vardır. Önemli olan her bir bireyin, yerellik dediğim ademi merkeziyet üzerinden konuştuğumuz bu. Her bir bireyin kararı önemlidir. Ve sözcüler de bu kararları, ortak potada toplanmış bu kararları dillendirmekle yükümlüdür. Aslında zaten mevzu bence burada başlıyor. Savunduğun şeyleri hayatına ne kadar içselleştirebiliyorsun? Ben hep şey söylerim. Yani bu hayır de, başkanlık tek adamlar reddet, ama sen evde höt de karına, çocuğuna filan, böyle hani bu evin reisi benim filan deyip hiç kimseye karar aldırma. Burada çelişkiyi yaşamamak lazım. Ve anlamda kutlarım sizi. Teşekkür ederim. Vaktiniz varsa, ama bu uzun yerimli bir süreç, biliyorsunuz. Eş başkanlık terimi de hani kadınların o kota hikayesi çok uzun soluklu bir mücadele. Hayır demeyi öğrenirse bu höt denilenlere karşı kadınlar, işte bunu 16 Nisan'da yapacağız. Kendi hayatları da değiştirecekler. Biz hayır demeyi öğrenmeliyiz, hayır diyebilmeliyiz. Doğru, aslında bu başka bir şey. Hani referandumun, evet, hayırından başka bir şey. Hayırlı, doğru, olacak bundan, evet, sonrası. Bu aralar bir cumaya hayırlı bile denmiyor. Oradaki mesajlar azaldı. Dikkatimi çekiyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Var mı istediğiniz bir şarkı? Bir şarkı da armağan edelim. Aklınıza gelen bir şarkı var mı? Güzel, umutlu bir şarkı olsun. Umudu biraz daha büyütelim. Aklıma bir isim gelmedi ama. Ben Kardeş Türküler'den bir şarkı çalmak istiyorum çok o zaman. Olur. Yani Kardeş Türküler bunu çok güzel ifade ediyor. Ne söyleyelim? Gülüşün güzel, gülden güzel olabilir. Yanıyorum Şahımer'den, bir bakıyorum hemen. Mavi'nin türküsü olabilir mesela. Olur, olur. Tamam. Mavi dedik bol bol. Evet, Mavi'nin türküsünü armağan edelim. Size çok teşekkür ederim. Kolay ben gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, pazartesi saat 8'i biraz geçe yeniden sizlerle beraber olmak istiyoruz. Hoşçakalın.